Arkadaşlar Bekir Cemile Balık Avı kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Tantunim'de ne oluyor be arkadaş? Sesi duyan var mı arkadaşlar? Allah Allah! Balıklara bakın arkadaşlar. Allah'ımıza hamd, hamd olsun. Olsun. Milletimiz var olsun. Arkadaşlar teyzemin oğlu da geldi. Arkadaşlar eski meralarımdan Tuzla Karagöçer civarındayız. Portakal bahçesi arkadaşlar. Siz de iyi biliyorsunuz bu merayı. Eski aboneler iyi bilir daha doğrusu. Birkaç olta attım arkadaşlar bakın. Şimdi kalan oltalarımı tamamlayacağım. Kısmetse bir bakalım buradan ne alabileceğiz bir görelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu sıcakta sinek yiyor. Allah arkadaşlar yeni meramızda tekrardan Bekir Cemile Balık Avı kanalıma hoş geldiniz. Şimdi orada bir şey yiyemedik arkadaşlar, acıktık, birkaç olta attım. Teyzemin oğlu da geldi, Mustafa'cığım. Şimdi kahvaltımızı yapacağız, kalan oltalarımızı da atacağız arkadaşlar. Ondan sonra ver yansın. Bakalım bizi ne kadar yani. Bizi ne kadar özlemişler görelim. Aynen. Ama gene sivri sinekler karşıladı bizi. Abi bu orada balık mı oynadı o büyük şeyde? Bilmem, o bizim köyden değil. Allah Allah, bizim oralı da değil, nasıl olacak? Bir yakalayıp sorsaydık. Ya, selam vermiş ya, hoş geldin diye. He. Ben buradayım diye. He. Neredesin diyor, selamlıyor, bak oradan buraya. Aramıza hoş geldin diye. Biz cevap verdik ya, insan evladıyız, öyle şeyler anlarım. Şimdi ben oraya bir telefon hattı çekerim. Görüşme yapmak için. Senden önce de bir telgraf çekerim. Görüşme yapmak için bir telefon hattı çekerim oraya. Benim çayımın niye şekeri yok abi? Bana deme. Kalan siz iki kişisiniz, ben tekim. Allah Allah. Siz birinci göbektensiniz, ben dördüncü göbeğe düştüm. Bana diyor teyzemin oğlu gelince diyor, çok iyi bakar diyor. Bakacağım, ne kadar bakacağım, gözünün içinden bakacak. Eline mi? Ben öyle bir şey demedim de bakar yani Mustafa. Ne olacak? Ya söylemediysen de ben söyledim ya, uydurdum ya. Uysa da uydurdum, uymasa da. Zeytin bile kaçıyor senden, görüyor musun? Balık kaçtığı kadar varmış. Kaçamadık ki, hepsini yakaladım orada. Zaten şikayet geliyor. Seni uyutuyor diyor. Bizim burnumuzdan getiriyor diyor. Sen gene diyor hiç olmadı seslenmiyorsun diyor. Çağırıyor çağırıyor. Hep seslenmiyorsun diyorlar. Sen duymuyorsun tabi, ondan oluyor. Mustafa oltalarını atıyor.
balıkları eğlendirecek arkadaşlar. Hamur yapmış. Arkadaşlar meramızda saat 1 oldu. Hala bir vuruş alamadık maalesef. Buranın rutini arkadaşlar ekseri gece vuruyor. Gece belli olur. Ak gün kara gün hesabı. Seybo dayım istirahate çekildi. Mustafa da arka tarafta arkadaşlar. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Biraz uzak. Kendine birkaç olta ayarladı. Oraya olta attı. İnşallah buradan da güzel görüntüler alırız arkadaşlar. Elimiz boş çıkmayız. Temennimiz bu yani. Balık var. İnşallah biz de bir şeyler tutar döneriz. Aslında balığı tuttuk biz diğer merada. Çok balık tutmaya ihtiyacımız yok ama videomuz boş kalmasın arkadaşlar. O yüzden yani. Şöyle hareketli güzel dakikalar yaşatırsak biz de seviniriz. Size de güzel izlemek için güzel görüntüler çıkmış olur. Hep beraber izler, eğleniriz arkadaşlar. Cümleten rast gelsin diyorum. Bol şans. Arkadaşlar bir vuruşumuz var. Hemen bir bakalım ne vurmuş. Arkadaşlar Dezem'in oğlu siftahı yaptı. Mustafa çok büyük değil mi lan? İsrail sazanı mı? Aynen İsrail sazanı. Yaklaştır bakayım şöyle bir. Kısmet bakın büyüklere. İnşallah hadi bakayım. Hadi bu sen şimdi Meral'in balığı mı? Aynen. Şu anda ne diyorlar ona? Kısmetsizliğimizi deldin şu anda. Hadi bakayım. Rastgele. Daha büyükler inşallah. İnşallah bol şans. Seyfo dayım. Buyurun. Seni ikinci kez böyle masa başında görmek çok iyi. Ben de hepimizi sofra başında görmek iyi diyorum. İyi. Sen onu ayarla da ben pişirme işlemine başlayayım. Sen başla. Soğan hazır mı? Hepsi hazır. Salata da hazır. Hazır sana. Arkadaşlar bugün de kıyma tantuni yiyek bakalım nasıl olacak. Tantunici Bekircem usta olacak. Bu sefer de Bekir'i bir meslek sahibi daha ettik. Hadi bakalım kolay gelsin. Ha, sağ olasın sana da. Arkadaşlar tantunici Bekircem usta. Her mesleği öğreniyor. Bu gedişiyle her işi öğrenecek. Yaşımı sormayın ki yaşamadım dediye tabii. Mesleğimi sormayın ki meslek çok. Haydi bakalım yavrum benim. Arkadaşlar. Tuzla'daki bu restoranta herkes gelemez. Bizim restoranımız seyyar. Arada müşterilerimiz çıkıyor. Ceyhun abi gibi. Yani. Allah Allah. Tantunim'de ne oluyor be arkadaşlar. Şimdi bunu birazdan yemede yanında yat demeyeceğiz. Çünkü öldüreceğiz. Nasıl tatlı oluyor? Bizim buralara gelip de yemeklerin sağ kaldığı görülmemiş arkadaşlar. İnanmıyorsanız misafirlerimize sorun. Aynen. Arkadaşlar, şalgamımız bile var. Hepimizin eline sağlık. Sofra duamızı unutmayalım arkadaşlar. Aynen. Allah'ımıza hamdolsun, milletimiz var olsun. Allah'ım hadi. Olmayanlara da nasip eylesin. Afiyet olsun. Hadi şuradan başlayın.
Onu hallederiz bir şekilde. Ekmek işi kolay. Ekmek işi kolay. Ekmek ya, burada ekemen her yer görür. He. Çok iyi olmuş abi. Arkadaşlar, Mera'daki son gündüz çayımız diyelim. Gece belki biz yine bir şeyler içeriz. Bir vuruş geldi. Onda da bir şey çıkmadı arkadaşlar. Balık var, hareket var, oynuyor balık. İnşallah gece olacak. Sabah yiyecek balığımız çıkarsa ne mutlu bize arkadaşlar. Aynen. Ne mutlu Türk'üm. Çayımızı içelim. İçek, boş ver gerisini. Yağmur geliyor gibi. %10 gösteriyor ama inşallah yağmaz. İnşallah ama görüntüye bakarsan da bir şeyler var gibi. Hacivat Karagöz geliyor gibi. Şu bulut da köpeğe benziyor. Isıracak gibi değil mi? Bazen nasıl resimler çıkıyor değil mi? Aynen. Ama ben sana diyecektim de şu oraya kurakla Bekir diyecektim. Neyi? Çadırı. Ya %10 görünce bir şey olmaz. Ne olacak ya %10'dan? İşin tersi olursa %10 yağmada çevirirse. %10'un hepsi buraya yağarsa. Bir de o var. Bir de o var abi. Neyse. Kısmetten ne var? Yani aynen. Allah bizi korur. Ne var? Balığı sudan çıkarıyor. Yaş biz de öyle oluruz. Ne olur ki? Kardeş oluruz. Eve varanalar. O zaman balık sudan çıkmasın. Biz yanına girelim. O da uyar. Yani hiç zahmet etmesin dışarıya. Onlar da sevinir ama çay verirler mi bizim gibi? Yok. O insaniyetlik yok onlarda. O yok da o şey işte. O insaniyetlik bizde var. Biz kendilerine çay veriyoruz, yemek veriyoruz, davet ediyoruz. Adana'ya kadar götürüyoruz. Sınırsız yemek servisimiz var. Can kurtaran var. Adamlar, ücretsiz. Tabii ki. Adamlar biz burada ot yok. Biz yayılın yiyin de. Yani. Ne oldu? Solcanını atıyor, darısını atıyor, küspesini atıyor, hamurunu Kurele. Atıyor. İnce bir zil çalıyor ama gene mi o zil çalıyor acaba? Neyse. Afiyet olsun arkadaşlar. Hır hır yiyorlar. Hala çayımızın dağılması. Adamlar o kadar olta atmışık yosunu kapışamıyorlar hala. Ayıp ya vallahi ayıp. O hala, zaten sizin. Hala yosunun peşindeler. Kocaman uçuyor. Arkadaşlar Mustafa yılan balığı yakalamış. Eline sağlık Mustafa. Sağ ol abi. Boş şans. Hadi bakalım devam. Arkadaşlar. Malı vurduk. Siftah. Bakın arkadaşlar. Siftahımıza bakın arkadaşlar. Allah'ına kurban be. Vallahi bu. Kundaktaki bebek gibi be. 2,5 ile 3 arası diye düşünüyorum. Seyfo dayıya ben 3100 dedim. Seyfo dayı 3400 dedi. Bir bakalım kaç kilo gelecek. Mars'tan mı tuttunuz neci bunu? Hiç sorma. Mars. Bundaktaki bebek gibi be. Doğum evinden getirmişler. Rast gelsin Mustafa'cığım. Sağ ol abi. Bol şans hadi bakayım. Devam. Hemen bir bakalım kaç kiloymuş. Allah Allah. Arkadaşlar. 2470. Gördüğünüz gibi güzel bir siftah. Rast gelsin. Arkadaşlar. Yakına gelele o enerjiymiş elindeki. Bugün yılan balıkları benden. Allah Allah iyiymiş lan bu. Az geri git az parlıyor görünmüyor. Allah'ına kurban Mustafa sen bu işi burada mı öğrendin önce biliyor muydun? Senin çırağınık işte. Eyvallah hadi bakayım. Boynuz kulağa geçermiş. Hadi rastgele bol şans. Elime dolanacağım. Böyle yılan balıkları bekliyoruz ha senden yine. Bilezlik yapacağım bunu. Hadi bakayım bol şans rastgele. Arkadaşlar. Arkadaşlar günaydın. Bu sabah siftahımız. Asıl balığı kaçırdık arkadaşlar. Bununla uğraşırken yanındaki zile vurdu. 2 kilo civarındaydı. Suyun üzerine çıktı. Ondan sonra boşa çıktı arkadaşlar yine. Yapacak bir şey yok. Oltalarımız hala suda. Av devam ediyor arkadaşlar. Bol şans.
Arkadaşlar cümleten günaydın. Seyfo dayım sana da günaydın. Günaydın. Bugün erken kalktın ha, hadi bakayım. Hiç sorma. Arkadaşlar Mustafa da orada hala savaşmaya devam ediyor. Yani bizle beraber gelenler tabii ki dinlenmek yok arkadaşlar, savaşacaklar. Arkadaşlar tekrardan günaydın. Meramızda sabah oldu. Gördüğünüz gibi az sonra güzel şöyle balıklardan ayarlayacağım arkadaşlar. Mustafa gece yılan balığı da tuttu ama bilmiyorum, belki yılan balığını pişirmeyiz. Çünkü köz gerekiyor. Biliyorsunuz kömür unuttuk biz almayı dün. O yüzden en güzeli balıklardan temizleyip pişirip bir güzel afiyetle yiyip şu anki planımız eve gitmek arkadaşlar. Çünkü iki gündür balıktayız. İnanın çok yorulduk biz de. Oltalarımız suda hala arkadaşlar. Yani şimdi daha toparlanmaya başlamadık. Yemeğimizi yeriz, kahvaltımızı yaparız. Ondan sonra toparlanmaya başlarız. O yüzden rast gelmeye devam. Bol şans. Arkadaşlar! Şimdi siz diyorsunuz ki buraya niye çıktın? Çıkmış da olabilirim, çıkmamış da olabilirim. Görünen Seyfullah abi uzakta değildir. Arkadaşlar balıkları bunun içine koyduk. Şimdi tartacağım, çıkarıp hemen bakalım balıklarımıza. Mustafa! Mustafa gel yardım et. Allah Allah, balıklara bak be. Allah'ına kurban. Adamı götürür bunları. Vallahi ya. Şunları alak şöyle. Tut ucundan. Şuraya. Tamam, şuraya koy. Arkadaşlar hemen bakalım kaç kilo balık yakalamışız. Terazimiz tartacak mı onu da bilmiyorum. Bir görelim deneyim. ...18.80 arkadaşlar. Çuvalda 18.80. Allah bin bereket versin. İyi balık yakalamışız ha. Arkadaşlar şimdi görünce bir çuvalı bir çuval sandınız değil mi? Ama biliyorsunuz biz iki çuval takılıyoruz yani. Hemen bakıyorum buna. Bu balığımız kaç kilo? Ya Allah. Arkadaşlar 6800 de burada var. Allah bin bereket versin diyoruz arkadaşlar. 2 kilo da buzluğumuz da var. 8800, 9000 deyin arkadaşlar. Toplamda 27 kilo balık yakalamış arkadaşlar. Allah bin bereket versin. Allah bundan geri koymasın. Rastgele. Allah Allah. Balıklara bakın arkadaşlar. Bugün, dün, ondan önceki gün arkadaşlar balığa kıyım yaptık. Gördüğünüz gibi en küçüğü 1,5 kilo gelir. Şu yavru da 3200 gram geldi arkadaşlar. Şu ortadakini de buradan yakalamıştık gece. 2470 de o gelmişti. Çok güzel balıklar aldık. Allah herkesin gönlüne göre versin arkadaşlar. Herkese rast gelir inşallah. Yok mu? Bir balığı yakalayamadın Musta. Sen ona balık mı lan o? Bozuk para. Vallahi 1 lira. 1 lira bile ondan büyüktür be. Onu boşandır da sal gitsin hadi bakayım. Tamam şimdi aralarız onu. Sen balığı bir gönder, ipi aralarız. Balığı çıkar ağzından, iğneyi at suya. Hadi bakalım adamım. Suya atarken bir de dilek tut. Sonuçta bozuk para kadar. Arkadaşlar almıyoruz böyle balıkları, yetişsin.
Aferin, aferin. Hadi gönder. Bak. Arkadaşlar. Limit 6 balığımız 3 taneymiş. 2 sanıyordum ben. Bir tane de aynalı sazan yakalamış Seyfullah abi gördüğünüz gibi. Hemen onları geri salıyoruz suya. Gördün mü nasıl sevindi havada? Haydi aslanlarım. Sakın büyümeden gelmeyin ha. Arkadaşlar. Bunun şart olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Şimdi buraya balıkları salmazsak daha sonra geldiğimizde balık tutamayız arkadaşlar. Bu iş bu kadar basit. Cümleten rastgele. Arkadaşlar. Seyfo dayım 2 tane kefal yakalamış. Biz dün değil evvelki gün o kadar uğraştık akşama kadar bir tane bile tutamadık. Sarma dolma yaptı, attı gene. Bunun sırrı ne? Onu söyle. Bak seyirciler de merak ediyor, meslek ben de merak sırrı. Ediyorum. Oraya ne yem olarak atıyorsun da bunları yakalıyorsun? Meslek sırrı. Arkadaşlar bir şey diyeyim de sıkmacı, benim gibi sıkmacının yanında bir ayrancı lazım da. Bilemiyorum tabii sebebini. Evde 6 aylık bir bulgur vardı, kurtlanmıştı. Onu güzelce ısladım, şişirttim, sarımsaklı suyu döktüm, yumurdum, attım. Helal sana. Ama ondan ama şeyde bilemiyorum. Zaten tık yoktu ki sen onu yapmadan önce. Ya ondan sonra 4 tane balık aldım. O siftahı da arkadaşlar 2,5 kiloluk siftahı da onu attıktan sonra yakaladık. Ama kısmetimizde varmış. Manası oldu mu diye, faydası mı oldu diye. İster inanın, ister inanın. Yapacak bir şey yok. Ben masumum. Bu saatten sonra da balık vursun istemiyorum. Ben var ya, bildiğin gibi değil, çok yoruldum. Şu balığımızı yiyelim, çekip evimize gidelim. Ben de başka olta daha tak diyecek. Hadi kolay gelsin. Sağ ol, sana da. Eyvallah. Arkadaşlar, bilin bakalım ne vakti geldi. Allah Allah, coşuyor. Bakın daha ben koymadım ha. Allah Allah. Allah Allah, Allah Allah. Dayıcığım, çok feci. Vallahi feci diyor, çok güzel görünüyor. Ulan beni de yakacak ya. Ateş akıllı ol, beni pişirmeyeceksin. Arkadaşlar bunu 15 yaşından küçükler tek başına denemesin, tehlikeli bir iş. Arkadaşlar, Dezzem'in cülü sağ olsun bize yılan balığı tuttu da yılan balığı da yiyecek bugün. Adamlarla bir sertifika verecek. Bugün balıkçı sertifikasını kazandı bizden. O kadar sineğe rağmen orada yılmadı, savaştı. Sesi duyan var mı arkadaşlar? Çok müthiş kızarttım be. Allah Allah. Yanıyor emmi oğlu. Gördüğünüz gibi adam bulgurla kefal yakalıyor. Kefali bu şekilde arkadaşlar sırtından açarsanız daha güzel pişer. Bakın. Soframız yeniden gallevi oldu. Abi salata da güzel olmuş. Eline sağlık. Sağ ol, senin de. Senin de eline sağlık Mustafa. Yılan balığı çok güzel oldu ha. Eyvallah. Arkadaşlar şimdi yemede yanında yat demeyeceğiz. Çünkü her zamanki gibi yiyeceğiz yani. Kaçarı yok. Hadi afiyet olsun. Arkadaşlar gördüğünüz gibi soframız yeniden güzel. Yeniden kalabalığız. Allah'ımıza hamdolsun, milletimiz var olsun, afiyet olsun. Şimdi bir uyarı yapacağım arkadaşlar. Balıklarınıza sıkarken birbirinize sıkmayın, hasım olmayan. Tamam mı? Yok yok. Hasım değil de hısım olursak götürüm. Şimdi iki tane sazan var. Sen kafam, al birini kardeş. Allah Allah. Şimdi topuğundan başlayalım. Allah Allah. Morris, kusura bakma. Görüyorsun işte Bekir abinin. Ortamım var. Yapacak bir şey yok mu Morris? Yapacak yılan var. Balığımız bile var. Yılan balığının tadına bakmak istiyorum. Şu an hazır olunca yemesi ne tatlı oluyor. Arkadaşlar.
közde olmasa da bayağı olmuş yani, çok güzel. Eline sağlık, vallahi güzel olmuş. Afiyet olsun. Eline sağlık. Vallahi yılan balığı müthiş. Mustafa abi, ben de bakayım abi. Ne yapıyorsun? Var mı parça? Var var. Sen aldın mı Seybi abi? Bu sivrisinek balığı. Mustafa ne fedakarlıklarda bulundu bunun için. Sahadaki son çayımızı içiyor. Arkadaşlar bundan sonrası Allah kerim. Bundan sonra evde soluğu alırız artık. Evet, alırlarsa tabii. Alırlar yani, olay yok. Kapıda yatarsak el aleme rezil olurlar. Gerçi haftalık aldık izini de. Yani. Eyvallah abim. Eline sağlık. Afiyet şeker olsun. Yıl 1949. O zaman ne oldu biliyor musun Mustafa? Mustafa'yı sinekler yedi. Biz de yılan balığını yedik. Bizi mahvettiniz be. Sinekler Mustafa'yı yedi. Biz de yılan balığını yedik işte. Sen sineklerle dans ederim de geliyorum da onlarla dansa kalkıyorum. Biz yıllardır, aylardır gelmiyor diye adamlar bizi saldırdı, nasıl dövdüler. Seni görünce bu yeni galiba dediler. Evet, her kalabımı dövdüler. Memnun kaldın mı? Kaç tane attın sen ona? Azıcık attım. Karıştırmadım diye mi öyle yapıyorsun? Yok, dansözü bekliyorum. Sen aldıydın dansözü. Şeker hastasısın, hala şekere vur gidi vur edin. Ben bile çok şeker ya içim. Arkadaş, balık yedik, bir şey olmaz. Batlı balık yan gider mi diyor. Tok öldü, tok öldü dedim. Arkadaşlar! Bakın bu konfor kimde var, hangi balıkçı da var. Motorla olta toplamaya gidiyor. Kazem'in oğluyla. Kaç yapıyor kardeş bu? Ayağı da varmış arasında. Buraya gelemedim. Sayın odayım sağ olsun. Getiriyor oltayı buraya atıyor. Motorla evet. Çekiyor ya. Hiç yapma sorma. Ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oltalar burada. Bakın. Şimdi bunları toplayacağım ben. Teşekkür ederim Mustafa'cığım, hadi. Bunları hep geriye aldım. Burada da bir meramız var arkadaşlar. Birkaç oltada buraya atmıştık. Gördüğünüz gibi. Şimdi toplamaya başlayacağım oltalarımı. Bu da öğlen sifta. Oltayı topluyordum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çektim. Balık düşmüş. Hiç sesini de çıkarmamış. Öğlen sifta oldu bu da. Artık rast gelmesin dedik ama çok oldu ya. 27 kiloydu. Bundan 28 buçuğa yaklaştı arkadaşlar. Arkadaşlar, rast gelmesin. Hala çıkıyor. Vallahi anlayamadım. Rast gelmesin Mustafa. Gelsin ya, devam. Gelmezsin oğlum, bırak artık, yeter, eve gidiyoruz. Bol şans değil, hadi. Güle güle. Kundakta bir bebek gibi mi Mustafa'cığım? Benzemeye gideceğiz şimdi. Sağ Mustafa, rast gelmesin de diyorum. Hala rast gelsin diyorum. 2-3 tane daha var, eve gideceğiz. Olta zaten kalmadı, yeter artık. Topluya topluya gideceğiz. Balığı 30 kiloya tamamladık. Acaba ağzına siz mi takıyorsunuz diyecekler. Yok lan, daha neler. Bizim izleyicilerimiz bize güvenir her zaman. O zaman şöyle bir yap o zaman. Hava devam. Aynen. Yok lan, yeter. Arkadaşlar gördüğünüz gibi meramızı yeniden temizledik. Çünkü biz geldiğimizde burada çöp yoktu arkadaşlar. Bakın yine yok. Biz çünkü kendi çöpümüzü aldık.
Bu intimayı hepinizden bekliyorum arkadaşlar. Çevresini temiz tutan bütün avcı dostlarıma rast gelsin arkadaşlar. Meramızı son olarak bir görüntüleyelim. Çok güzel bir mera. Aşağı yukarı 11 kilo balık da buradan aldık arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi avımızı yine gerektiği gibi yerine getirdik. Arkadaşlarla şöyle bir yanaştırın üçünü yan yana. Arkadaşlarla güzel balıkları av yaptık. İnşallah herkese nasip olur. İnşallah herkes yakalar arkadaşlar. Cümleten rastgele. Bol şans. Arkadaşlar nasıl? Arkadaşımı beğendiniz mi? Aynı ben değil mi? Arkadaşlar gördüğünüz gibi balıkların niye bizi tercih ettiği ortada. Hediye veriyoruz çünkü. Gözlük hediye ediyoruz. Senin düşüncen var mı bu konuda kardeşim? He? Ne dedin? Tamam şimdi söylüyorum. Arkadaşlar Bekir Cem'in kanalına abone olup beğenmeyi unutmayın diyor. Rastgele, boş şans.